Rahman ve Rahim Allah'ın namı ile başlayman. Alif Lam Mim. Allah ondan özge ilah yok, o hay ve kayyumdur. O zat senge kitabını hak ile özüden evvelgi nerseni tasdiklovçi kılıp nazır kıldı, hem de Tevrat ve İncil'ni nazır kıldı. Bundan aldın adamlarga hidayet kılıp ve Furkan'ı hem nazır kıldı. Allah'ın ayetlerine küfür keltirgenlerge şiddetli azap var. Allah ota izzetlidir, intikam egesidir. Elbette Allah onge yerde hem, osmanda hem hiç nerse mahfi kalmaydigan zattır. Bu sözlerini başadanlarda hahlegan suretke saladigan zattır. Ondan özge ilah yok, o ota izzetlidir, ota hikmetlidir. O senge kitabını nazil kılgen zattır. Onda muhkem ayetler var, onlar kitabının aslidir ve başkaları müteşabihtir. Ama kalpleri de ağız var kimseler fitne maksadı da ve onu tevil kılıç maksadı da ondan müteşabih bölgenine asılıp alarlar. Onun tevilini Allah'tan başka hiç kim bilmez. İlimde müstahkem bölgenler ise onge iman keltirdik. Belçesi Rabbimiz huzurudandır derler. Ve fakat akıl egeleri yine esletme alırlar. Rabbimiz bizni hidayet kılganından son kalplerimizni ağdırmagin ve bizge öz huzurundan rahmet hediye etgin. Elbette sen özün köplab hediye etuvchisan. Rabbimiz elbette sen adamlarını hakkında hiç şubha yok kunda yığuvchisan. Elbette Allah va'daga xilof qilmas. Elbette küfür keltirganlarga ularning mallari ham bolalari ham Allah azobidan biror narsaga asqotmas. Ana o'shalar o'zlari olovning yoqilg'isidirlar. Oli Fir'avnning va ulardan oldingilarning holi kabi. Ular oyatlarimizni yolg'onga chiqardilar. Bas Allah ularını günahları tüfeyle tuttu ve Allah ikabı şiddetlidir. Küfür keltirgenlerge tezde mağlup bulasız ve cehennemde toplanasızlar bu kanday hem yaman cay deb ayt. Ve tahkik sizge tokunaşken iki guruhta ibrat var edi. Bir guruh Allah'ın yolu da uluşadır. Başkası kafirdir. Ular düşman özlerine iki beraberliğini közleri bilen körüp durar ediler. Ve Allah öz nusreti ile hahlagan kişini kulleydir. Dev ayet. Elbette bunda akıl egeleri için ibret var. Adamlarga ayollardan, farzandlardan, top-top tilla ve kumushdan, boqilgan otlardan, chorvalardan, ekin-tikindan iborat shahvatlarning muhabbati chiroyli ko'rsatildi. Bular dunyo hayotining matohidir va Alloh huzurida go'zal qaytar joy bor zotdir. Sen, sizlarga ana shulardan ham yaxshirog'ining xabarini beraymi? Taqvo qilganlarga Robbilari huzurida ostilaridan anhorlar oqib turgan, ular u yerda mangu qoluvchi bo'ladigan jannatlar bor. Shuningdek, pokiza juftlar va Alloh tomonidan rozilik bor va Alloh bandalarini ko'rib turuvchidir deb ayt. Ular Robbimiz, albatta biz iymon keltirdik. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin
ve alav azabıdan saklagin deyilgallardır. Sabırlılar, rastgoylar, itaatkarlar, nafaka kıluvçular ve seherlerde mağfiret soravçulardır. Allah adalet ile turup, elbette ondan özge ilah yokluğuna şahitlik verdi. Farişteler ve ilim egeleri hem, ondan özge ilah yok. O ota izzetlidir, ota hikmetlidir. Elbette Allah'ın huzurudaki din İslam'dır. Kitab verilgenler fakat ularga ilim kirganidan son o zara hasad kılıp yine ihtilaf kıldılar. Kim Allah'ın ayetlerine küfür keltirse bas elbette Allah o tez hesab kılıvçıdır. Eğer sen bilen tartışsalar yüzümünü Allah'a teslim ettim ve menge ergeşkerler ham deb ayt. Ve kitap verilgenlerge hem de savatsızlarge İslam'a kirdiniz mi? Deb ayt. Eğer İslam'a kirseler, bas, batahkik hidayet tapıptılar. Eğer yüz okurseler, senin zimmende yetkaziş halas, Allah bendelerini körüp duruçudur. Elbette Allah'ın ayetlerine küfür keltiradigan, nebilerini nahaktan öldüradigan ve adamlardan adaletke buyuradiganlarını öldüradigan kimselerge alemli azabının hoşhabarını verir. Ana oşeler, emelleri bu dünyayı ahirette habete bulgerlerdir ve onlarge yardan beruçiler yoktur. Kitabdan nasibe berilgenlerini körmedin mi? Aralarda hüküm yürütüş için Allah'ın kitabıya çakırıldılar da, onlardan bir güruhu yüz ögürüp, artıya karab keterler. Bu, onların ut alav bizge fakat sanaklı künlerde yine tegede degenleri üçündür. Tokugan narsaları, onların dinleri de aldap koydu. O haqda hiç şubha yok, hem de her bir can kesip kılgen narsasını tuluk alıp, ularga zulüm kılınmaydıgan künde, halları kanday bularken. Aytgin, Allah'ım, barcha padişahlikning egesi, hahlagan kişinge padişahlik verirsen, ve hahlagan kişinden padişahlikini tartıp alırsan, hahlagan kişini aziz kılursan, hahlagan kişini har kılursan, barcha yaxshilik senin qo'lingda, albatta sen her bir narsaga o'ta qodirsan. Kechani kunduzga kiritursan, va kunduzni kechaga kiritursan, o'likdan tirikni chiqarursan, va tirikdan o'likni chiqarursan, hem de hahlagan kişinge behisab rızk verirsen. Mu'minler, mu'minlerini koyup, kafirlerini özlerine dost tutmasınlar. Kim bunu kılsa, bas, o Allah dostligidan hiç narsa da yoktur. Meğer ulardan korkup, saklansanız mayli. Allah sizlerini özüden agahlantırır ve songi kayıtış hem fakat Allah'gadır. Ayt, eğer köksülerinizdeki narsanı mahfi tutsanız hem, aşkar kılsanız hem, Allah biledir. O asmanlardaki narsalarını hem, yerdeki narsalarını hem biledir. Allah her bir narsaga ota qodirdir. Her bir can kırgan yaxshi amalini hem, ve yomon amalini ham hozir qilingan holda topadigan kunda ular bilan uning orasida uzoq masofa bo'lishini istaydi. Alloh sizlarni o'zidan ogohlantirur. Alloh bandalariga o'ta shafqatlidir. Agar Allohni sevsangiz, bas menga ergashing.
Allah sizni sevadır ve sizlerinin günahlarınızı mağfiret kıladır. Allah o te mağfiretlidir, o te rahimlidir, deb ayt. Allah'a ve Resul'a itaat kılın. Eğer yüz ögürseniz, bas, elbette Allah kafirlerini sevmez, deb ayt. Elbette Allah Adem'ni, Nuh'ni, Ali İbrahim'ni ve Ali İmran'ni alemler üzere tenleb aldı. Bazıları, bazıları zürriyattır. Allah ota eşituvçidir, ota biluvçidir. İmran'ın hatını, Rabbim, elbette men karnımdagini özünge halis nazir kıldım. Bas menden kabul et. Elbette sen özün ota eşituvçisen, ota biluvçisen degenini esle. Onu tukkan çağıda, Rabbim, men bunu kıstığdım ki, halbuki Allah onu ne tukkanını yaxşı biledi. Oğul kızdek emas. Ve men onge Meryem dev isim koydum. Ve elbette men senden onge ve onun zürriyatıge kuvurgen şeytandan panah dilermen, dedi. Bas, onu Rabbi çırayli kabul kılıp, çırayli östürdü ve Zekeriya'nı onge kefil kıldı. Zekeriya her sefer onun aldığı mihrabge kirgeni de onun huzuru da rızk gördü. O ey Meryem, senge bu kayırdan dedi. Bu Allah'ın huzurudan, elbette Allah haklagan kişisige bihsab rızk verir dedi. Şu çağda Zekeriya Rabbige dua kılıp, Rabbim, menge öz huzurundan pakize zürriyat hediye et, elbette sen duanı eşitücüsen, dedi. Mihrabda namaz okup durgeni de, ferişteler unge, elbette Allah senge Allah'tan bulgen kelimenin tasdiklavcı, peşva, şehveti tiyirgen, nebi, hem de salihlerden bulgen Yahya'nın kuş haberini vermekte deb nida kıldılar. O, Rabbim, menge oğul kayaktan bulsun, ahır menge kekselik yetken ve hatınım tuğmas bulsa, dedi. Uzat, ana şunday, Allah haklacanını kıladır, dedi. O, Rabbim, menge bir belgi kılıp ver, dedi. Uzat, senin belgin 3 gün adamlarga fakat ima işara bilen gepirişindir. Rabbini köp zikir kıl ve irtayu keç pakilab yad et, dedi. Esle, vakti ki farişteler dediler. Ey Meryem, elbette Allah seni musaffa kıldı, pakladı ve alemlerdeki ayollar üzere tenleb aldı. Ey Meryem, Rabbine itaatkar bol, onge secde kıl ve ruku kılıçlar bilen ruku kıl. Bu gayb haberden bulup, onu senge vahiy kılmaktamız. Meryem'in kaybırları kefillikke, alışke kalemlerini teşleşiyetkerleri de aldıları da emezdin. Tartışıyatkerleri de hem aldıları da emezdin. Uşanda farişteler dediler, ey Meryem, elbette Allah senge özüden bulgen kelimenin hoş haberini vermekte ki, onun ismi Mesih İsa ibn Meryem, dünyayı ahirette abrulu ve mukarrablardandır. O beşikte hem, navkuranlikte hem, adamlarga gepiredi ve o salihlerdendir. O dedi, Rabbim, mende kayaktan bala bolsun,
axir menga bashar qo'l tekkizmagan bo'lsa, u zot aytdi: "Ana shunday. Alloh xohlaganini yaratadi. Biror ishni hukm qilsa, unga bo'l", deydi. Xolos, bas u bo'ladir. Va unga kitobni, hikmatni, Tavrot va Injilni o'rgatadi. Va banu Isroilga rasul keladikim, u der: "Albatta, men sizga Robbingizdan mo'jiza keltirdim. Albatta, men sizga loydan qush shakliga o'xshash narsa yasab, unga puflasam, Allohning izni bilan qush bo'ladi. Allohning izni bilan tug'ma ko'r va peslarni tuzataman va o'liklarni tiriltiraman. Sizlarga uylaringizda nimani yemoqdasiz-u, nimani saqlayapsiz, xabarini beraman. Agar mu'min bo'lsangiz, albatta, bunda siz uchun oyat, belgi bordir. Va o'zimdan avvalgi Tavrotni tasdiqlovchi bo'lib, hamda sizga harom qilinganning ba'zisini halol qilish uchun keldim. Sizga Robbingizdan mo'jiza bilan keldim. Allohga taqvo qiling va menga itoat eting. Albatta, Alloh mening ham Robbim, sizning ham Robbingizdir. Bas unga ibodat qiling. Mana shu to'g'ri yo'ldir." Iso ularda kufrini sezgach dedi: "Kimlar Alloh uchun mening yordamchilarim?" Havoriylar aytdilar: "Biz Allohning yordamchilarimiz. Allohga iymon keltirdik va guvoh bo'lki, albatta biz musulmonlarmiz. Robbimiz, sen nozil qilgan narsaga iymon keltirdik va rasulga ergashdik. Bas bizni guvohlik beruvchilar qatoriga yozgin." Makr qildilar. Alloh ham makr qildi. Alloh makr qiluvchilarning zo'ridir. O'shanda Alloh aytdi: "Ey Iso, men seni vafot qildiruvchi va o'zimga ko'taruvchiman, hamda kufr keltirganlardan seni poklovchiman va qiyomat kunigacha senga ergashganlarni kufr keltirganlardan ustun qo'yuvchiman. So'ngra qaytishingiz o'zimga. Bas, siz ixtilof qilgan narsa yuzasidan orangizda o'zim hukm qiladirman. Bas, kufr keltirganlarni dunyoyu oxiratda shiddatli azob ila azoblayman. Ularga hech qanday yordamchilar yo'qdir. Ammo iymon keltirgan va solih amallarni qilganlarga esa o'zi ajrlarini to'liq beradi. Va Alloh zolimlarni sevmas." Bu senga tilovat qilib berayotganimiz oyatlar va hikmatli eslatmadandir. Albatta, Allohning huzurida Iso xuddi odamga o'xshaydir. Uni tuproqdan yaratib, so'ngra bo'l dedi. Bas u bo'ldi. Bu haq Robbingdandir. Bas shak qiluvchilardan bo'lma. Senga ilm kelganidan keyin kim u haqida sen bilan tortishsa, kelinglar, bolalarimizni va bolalaringizni, ayollarimizni va ayollaringizni, hamda o'zimizni va o'zlaringizni chaqiramiz-da, so'ngra yolvorib, yolg'onchilarga Allohning la'nati bo'lishini so'raymiz, deb aytgan. Albatta, bu o'zi haq qissadir. Allohdan o'zga hech bir iloh yo'q. Albatta, Alloh uning o'zi o'ta izzatlidir, o'ta hikmatlidir. Agar yuz o'girsalar, bas, albatta, Alloh buzg'unchilik qiluvchilarni o'ta biluvchidir. Sen, ey ahli kitoblar, siz bilan bizning o'rtamizda barobar so'zga keling.
Allah'tan özgege ibadet kılmaylik, unga hiç bir narsani şerik kılmaylik ve Allah'ını koyup birbirimizni Rab kılıp olmaylik degin. Bas, agar yüz o'girsalar guvoh bo'linglar, biz albatta musulmonlarmiz deb aytinglar. Ey ahli kitoblar, nima uchun Ibrohim haqida tortishasizlar? Holbuki Tavrot ham, Injil ham undan keyin nozil bo'lgan-ku, aql yuritmaysizlarmi? Hoy siz o'shalar, o'zingiz bilgan narsada-ku talashdingiz. Endi nima uchun o'zingiz bilmagan narsada talashmoqdasiz? Alloh biladir, siz esa bilmassiz. Ibrohim yahudi ham, nasroni ham bo'lmagan edi. Lekin hanif musulmon edi va mushriklardan ham bo'lmagan edi. Albatta odamlarning Ibrohimga haqlirog'i unga ergashganlar, mana bu nabiy va iymon keltirganlardir. Alloh mu'minlarning valisidir. Ahli kitoblardan bir toifalari sizni adashtirishni istarlar. Holbuki sezmagan hollarida faqat o'zlarini adashtirarlar. Ey ahli kitoblar, nima uchun o'zingiz guvoh bo'la turib Allohning oyatlariga kufr keltirasizlar? Ey ahli kitoblar, nima uchun o'zingiz bila turib haqni botilga aralashtirasizlar va haqni berkitasizlar? Ahli kitoblardan bir toifasi aytishdi: iymon keltirganlarga nozil bo'lgan narsaga kunning avvalida iymon keltiringlar va kunning oxirida kufr keltiringlar, shoyatki qaytsalar. Vadeningizga ergashganlardan boshqalarga ishonmanglar. Albatta, hidoyat Allohning hidoyatidir deb ayt. Toki birorta kishiga sizga berilganga o'xshash narsa berilmasin yoki Robbingiz huzurida siz bilan hujjat talashishmasin. Aytginki, albatta, fazl Allohning qo'lida. Xohlagan kishiga beradir. Alloh qamrovi kengdir, o'ta biluvchidir. O'z rahmatini xohlagan kishiga xos qiladir va Alloh buyuk fazl egasidir. Ahli kitoblardan, agar hisobsiz molni omonat qo'ysang, uni senga ado qiladiganlari bor. Va bir dinorni omonat qo'ysang, ustida turib olsanggina senga ado qiladiganlari ham bor. Bu ularning savodsizlar uchun bizning ustimizga yo'l yo'q deganlari va bilib turib Allohga nisbatan yolg'on so'zlaganlari uchundir. Yo'q, balki kim ahdiga vafo qilsa va taqvo qilsa, bas Alloh taqvodorlarni sevadir. Allohning ahdini va o'z qasamlarini ozgina bahoga sotadiganlar, albatta, ana o'shalarga oxiratda yaxshi nasiba yo'qdir. Qiyomat kuni Alloh ularga gapirmas, nazar solmas va ularni poklamas. Ularga alamli azob bor. Ulardan bir guruhi borki, kitobdan bo'lmagan narsani kitobdan deb o'ylashingiz uchun kitobni tillarini burib o'qirlar va u Allohning huzuridandir derlar. Va holanki u Allohning huzuridan emas. Ular bilib turib Allohga nisbatan yolg'on so'zlarlar. Alloh bashar uchun kitobni, hukmni va nubuvvatni berganidan so'ng u odamlarga Allohni qo'yib menga banda bo'linglar deyishi aslo mumkin emas. Lekin kitobni o'rgatsangiz va o'zingiz o'rganganingiz asosida robboniylar bo'ling deydi. Bu so'zlarni
farishtalar va nabiylarni rob qilib olishingizga buyurmas. U musulmon bo'lganingizdan keyin sizni kufrga buyurarmidi? O'shanda Alloh sizlarga kitob va hikmat berganimga, keyin sizlardagi narsani tasdiqlovchi rasul kelishiga qasamki, albatta unga iymon keltirasiz va yordam berasiz deb nabiylarning ahdi paymonlarini olgan edi. Iqror bo'ldingizmi? Ana o'sha asosda mas'uliyatli ahdimni qabul qildingizmi? Dedi. Ular iqror bo'ldik dedilar. U bas guvoh bo'linglar. Men ham sizlar bilan birga guvohlardanman dedi. Kim shundan keyin ham yuz o'girib ketsa, bas ana o'shalar o'zlari fosiqlardir. Allohning dinidan boshqani istaydilarmi? Axir osmonlar va yerdagi barcha jonzotlar Allohga ixtiyoriymi, majburiymi bo'ysunib turibdi-ku? Hamda unga qaytariladilar-ku? Sen Allohga va bizga nozil qilingan narsaga Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub va uning avlodiga nozil qilingan narsaga Musa, Isa va nabiylarga Robbilaridan berilgan narsaga iymon keltirdik. Ularning orasidan birortasini faqrlamasmiz va biz unga musulmonlarmiz deb ayt. Kim islomdan boshqa dinni istasa, bas undan hargiz qabul qilinmas va u oxiratda ziyon ko'rguvchilardandir. Iymon keltirib, rasulni albatta haq deb guvohlik berganidan va ularga ochiq-oydin hujjatlar kelganidan keyin kufr keltirgan qavmni Alloh qanday ham hidoyat qilsin? Alloh zolim qavmlarni hidoyat qilmas. Ana o'shalarning jazosi ularga Allohning, farishtalarining va odamlarning barchalarining la'nati bo'lishidir. Unda mangu qoluvchidirlar. Ulardan azob yengillatilmas va ularga muhlat ham berilmas. Ana shundan keyin tavba qilib, isloh qilganlar mustasno. Albatta, Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Albatta, iymonlaridan keyin kufr keltirib, so'ngra kufri ziyoda bo'lganlarning tavbasi hech qabul qilinmas. Ana o'shalar o'zlari adashganlardir. Albatta, kufr keltirib, kofir holida o'lganlarning birortasidan agar yer yuzi to'la oltinni tavon qilib to'lasa ham aslo qabul qilinmas. Ana o'shalarga alamli azob bor va ularga hech qanday yordamchilar yo'q. O'zingiz suygan narsadan nafaqa qilmaguningizcha hargiz yaxshilikka erisha olmassiz. Nimaiki nafaqa qilsangiz, albatta Alloh uni o'ta biluvchidir. Tavrot nozil qilinishidan oldin Isroil o'ziga harom qilgandan boshqa hamma taom Bani Isroilga halol edi. Agar rostgo'ylardan bo'lsangiz, Tavrotni keltirib o'qinglar deb ayt. Shundan keyin ham kimki Allohga nisbatan yolg'on to'qsa, bas ana o'shalar o'zlari zolimlardir. Alloh rost aytdi. Hanif bo'lgan Ibrohimning millatiga ergashing, u mushriklardan bo'lmagan edi deb ayt. Albatta, odamlar uchun qo'yilgan birinchi uy Bakkadagi muborak va olamlarga hidoyat qilingan uydir.
Onda açıq aydın alamatlar, maqamı İbrahim bar. Kim onga kirse, amanda buladır. Adamlardan yolga qadır bulgarlariga, Allah üçün baytni hac kırmaq burçdır. Kim ki küfür kertirse, elbette Allah alemlerden bihacettir. Ey ahli kitablar, nega Allah'ın ayetlerine küfür kertiresizler? Halbuki Allah kılayatken amellerinizge guvah ku. Ey ahli kitablar, nega iman keltirganlarni Allohning yo'lidan to'sasiz? O'zingiz shohid bo'lib turib, u yo'lning qing'ir bo'lishini istaysiz. Alloh qilayotgan amallaringizdan g'ofil emasdir. Ey iman keltirganlar, agar kitob berilganlardan bir guruhiga itoat qilsangiz, İmanınızdan keyin sizni kafir halga qaytaradir. Qanday qilib küfür keltirasiz? Halbuki Allohning ayetleri sizga tilovat qilib turilgan bo'lsa va uning rasuli ichingizda bo'lsa, kim Allohni mahkam tutsa, shubhasiz to'g'ri yo'lga hidoyat qilinibdi. Ey iman keltirganlar, Allohga haqiqiy taqvo ila taqvo qiling va musulmon bo'lgan holingizda bo'ling. Barchangiz Allohning arqonini mahkam tuting va bo'linib ketmang va Allohning sizga bergan ne'matini eslang. Bir vaqtlar dushman edingiz, ba'z qalblaringizni ulfat qildi. Uning ne'mati ila birodar bo'ldingiz. O'tli jar yoqasida edingiz. Sizni undan qutqardi. Alloh sizga o'z oyatlarini ana shunday bayon qiladi. Shoyatki hidoyat topsangiz. Sizlardan yaxshilikka chaqiradigan, ma'rufga buyuradigan va munkardan qaytaradigan bir ummat bo'lsin. Ana o'shalar o'zlari zafar topuvchilardir. O'zlariga ochiq oydin hujjatlar kelganidan keyin bo'linib, ixtilofga tushganlarga o'xshash bo'lmanglar. Ana o'shalarga ulkan azob bordir. Yuzlar oq va yuzlar qora bo'ladigan kunda. Ammo yuzlari qora bo'lganlarga İman keltirganingizdan keyin kafir bo'ldingizmi? Küfür keltirganingiz uchun azobni totib ko'ring, deyilar. Yuzlari oq bo'lganlar esa ular Allohning rahmatidadirlar. Ular unda mangu qoluvchidirlar. Bular Allohning oyatlari bo'lib ularni senga haq ila tilovat qilmoqdamiz. Alloh olamlarga zulmni iroda qilmas. Osmonlardagi narsalar ham, yerdagi narsalar ham Allohnikidir. Va barcha ishlar Allohgagina qaytarilur. Odamlar uchun chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'ldingiz. Ma'rufga buyurasiz va munkardan qaytarasiz hamda Allohga iymon keltirasiz. Agar ahli kitoblar iymon keltirganlarida o'zlariga yaxshi bo'lar edi. Ulardan mu'minlari bor, ko'plari fosiqlardir. Sizlarga azordan o'zga hech qanday zarar yetkaza olmaslar. Agar sizlarga qarshi urush qilsalar, ortga qarab qochadilar. So'ngra ularga nusrat berilmas. Allohdan arqon va odamlardan arqon bo'lmasa,
ularga qayerda bo'lsalar ham xorlik bitildi. Ular Allohning azobiga qoldilar, ularga miskinlik bitildi. Bu Allohning oyatlariga kufr keltirganlari, anbiyolarni nohaq qatl etilganlari uchundir. Bu osiylik qilganlari va haddan oshganlari uchundir. Ular barobar emaslar. Ahli kitoblardan kechalari sajda qilgan hollarida Allohning oyatlarini tilovat qiladigan istiqomatdagi ummatlar ham bor. Ular Allohga oxirat kuniga iymon keltirurlar, ma'rufga buyururlar va munkardan qaytarurlar hamda yaxshiliklarga shoshilurlar. Ana o'shalar solihlardandir. Nimaiki yaxshilik qilsalar, undan hargiz mahrum etilmaslar. Alloh taqvodorlarni o'ta biluvchidir. Albatta, kufr keltirganlarga ularning mollari ham, bolalari ham Allohdan biror narsaga asqotmas. Ana o'shalar olov sohiblaridir. Ular unda mangu qoluvchidirlar. Dunyo hayotida qiladigan nafaqalari o'zlariga zulm qilgan bir qavmning ekinini urib halok qilgan sovuq shamol kabidir. Alloh ularga zulm qilmadi, lekin ular o'zlariga zulm qildilar. Ey iymon keltirganlar, o'zingizdan boshqadan sirdosh tutmang. Ular sizga parokandalik keltirishdan bo'shashmaslar. Mashaqqatda qolishingizni xohlaydilar. Nafratlari og'izlaridan ko'rinib bo'ldi. Ko'kslari maxfiy tutgan yana ham kattaroq. Batahqiq sizlarga oyat belgilarini bayon qildik, agar aql yuritsangiz. Hoy siz o'shalar, ularni yaxshi ko'rasizlaru, ular sizlarni yaxshi ko'rmaslar. Sizlar kitobning hammasiga iymon keltirasizlaru, ular sizlarni ko'rganda iymon keltirdik derlar. Ammo xoli qolganlarida sizlarga bo'lgan achchiqdan barmoq tishlarlar. Achchiqlaring bilan urib ketinglar deb ayt. Albatta, Alloh ko'kslardagi narsalarni ham o'ta biluvchidir. Sizga yaxshilik yetsa, ularga yomon bo'ladir. Sizlarga musibat yetsa, bunga xursand bo'ladilar. Agar sabr etsangiz va taqvo qilsangiz, hiyla nayranglari sizga hech qanday zarar qilmas. Albatta, Alloh qilayotgan amallarini qamrab oluvchidir. Ertalab ahlingdan chiqib, mo'minlarni urush o'rinlariga joylashtirgan kezlaringni esla. Alloh o'ta eshituvchidir, o'ta biluvchidir. O'shanda sizlardan ikki toifa qo'rqib, zaiflashishni o'ylab qoldi. Alloh ularning valisidir. Mo'minlar Allohgagina tavakkul qilsinlar. Batahqiq, Badrda zaif holingizda Alloh sizlarga nusrat berdi. Bas, Allohga taqvo qiling, shoyatki shukr qilsangiz. O'shanda mo'minlarga Robbingizning nozil qilgan 3000 farishtalar ila madad bermog'i sizga kifoya qilmasmi der eding. Ore, agar sabr va taqvo qilsangiz, ular shu payt kelib qolsalar ham Robbingiz sizga bergilik 5000 farishta ila madad beradir. Alloh buni sizga xushxabar va qalblaringiz u bilan xotirjam bo'lishi uchungina qildi. Nusrat esa faqat o'ta izzatli, o'ta hikmatli
Allah'ın huzurudadır. Küfür keltirgenlerinin bir tarafını kesiş için, ya ki ciğerini eziş için, ta ki naumut bulup kaytsınlar. Bu işte senin birer nersege dahlin yok, ta ki ularının tavbasını kabul kılgınıça, yahut ularını azablagınıça, çünkü ular zalimlerdir. Osmonlardagi narsalar ham, yerdagi narsalar ham Allohnikidir. Kimni xohlasa mag'firat qiladir va kimni xohlasa azoblaydir. Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Ey iymon keltirganlar, riboni bir necha barobar qilib yemang. Allohga taqvo qiling. Şayet ki zafer tapsanız. Ve kafirler için tayarlab koyulgan alavdan korkin. Allah'a ve Resulüge itaat edin. Şayet ki rahim kılinsanız. Rabbinizden borgan mağfuretge ve kengligi osmonlaru yerçe borgan takvadarlar için tayarlab koyulgan cennetke şaşırın. Ular yengillikte ham, qiyinchilikte ham nafaqa qiladiganlar, achchig'ini yutadiganlar va odamlarni af qiladiganlardir. Alloh yaxshilik qiluvchilarni sevadir. Va fahsh ish yoki o'zlariga zulm qilib qo'yganlarida Allohni eslab, gunohlarini mag'firat qilishini so'rarlar. Günahlarını Allah'tan özge kim hem mağfiret kılardı ve bilip durup kılgen işleri de berdevam bulmasınlar. Ana uşalarının mükafatları Rabbilerden morgan mağfiret ve astilerden anharlar akıp durgen cennetler bulup onda mengü kalucudurlar. Amel kılucularının acrı qanday ham yaxshi. Batahqiq sizdan oldin sunnatlar o'tgan. Bas yer yuzida yurib yolg'onga chiqaruvchilarning oqibati qanday bo'lganiga nazar soling. Bu odamlar uchun bayon va taqvodorlar uchun hidoyat va mau'izadir. Bo'shashmanglar, mahzun bo'lmanglar. Agar mu'min bo'lsalaringiz, sizlar ustunsizlar. Agar sizga jarohat yetgan bo'lsa, bu qavmga ham shunga o'xshash jarohat yetgan. Bu kunlarni odamlar orasida aylantirib turamiz, toki Alloh iymon keltirganlarni bilishi uchun va sizlardan shahidlarni saralab olishi uchun va Alloh zolimlarni sevmas. Hamda Alloh iymon keltirganlarni yaxshilab poklashi va kofirlarni nobud qilishi uchun. Yoki Alloh sizlardan jihod qilganlarni bilmasdan va sabrlilarni bilmasdan turib jannatga kiramiz deb o'yladingizmi? Darhaqiqat, yo'liqmasingizdan oldin o'limni orzu qilgan edingiz. Endi uni o'zingiz nazar solgan holda ko'rib turibsiz. Muhammad ham bir rasul xolos. Undan oldin ham rasullar o'tgan. Agar u o'lsa yoki qatl qilinsa, orqangizga qaytasizmi? Kimki orqasiga qaytsa, Allohga hech qanday zarar keltira olmas va Alloh shukr qiluvchilarni albatta mukofotlar. Hech bir jon Allohning iznisiz o'lmas. Yozilgan ajal o'laroq. Kim bu dunyoning savobini istasa, unga o'shandan berurmiz. Kim oxiratning savobini istasa, unga o'shandan berurmiz.
ve şükür kılıcılarını elbette mükafatlarımız. Kançadan kança nebiler bilen birge köpler Rabbaniler can kıldılar. Ular Allah yolunda yetken musibetten boşaşmadılar, zayıfleşmediler ve boysunmadılar. Allah sabırlilerini sevadır. Ularının gafları fakat yine Rabbimiz, günahlarımız ve işimizde hadden aşkanımızını mağfirat kılgın, kadamlarımızını sabit kılgın ve kafir kavimler üstünden bizge nusret bergin deyiş buldu. Bəs Allah ularga bu dünya sevabını ve ahiretinin güzel sevabını verdi. Allah yaxşilik kılıçlarını sevedir. Ey iman keltirgenler! Eğer küfür keltirgenlerge itaat kılsanız, arkanızga kaytarırlar. Bəs ziyan kılıçlarga aylanıp kalırsız. Yok, Allah hacenizdir ve uyrardan beri uçilerinin en yakşısıdır. Tezde küfür keltirgenlerinin kalplerine Allah'a uzu u hakkıda hiç kandey hüccet nazır kılmagan narsalarını şerif kırıp algerleri üçün korkuğunu salırmız. Ularının cayı alavdır. Zalimlerinin türer cayı kandey hem yaman. Batahkik ularını onun izni bilen kıra başlaganinizde Allah öz vadesinin üstüden çıktı. Nihayet zayıflaşıp, emir hakkıda ihtilaf kılıp ve siz suygan derseni körsetgeniden son asilik kırgınınızge kadar. Aranızda dünyanı isteydigan kişiler hem var ve aranızda ahiretini isteydigan kişiler hem var. Sonra imtihan kılış üçün sizni ularga burdu. Batahkik sizni avf etti. Allah mu'minlerge fazlu marhamatlidir. Oşanda Rasul ortingizden çakırıp tursa hem hiç kimge karamay tırkırap koştiniz. Koldan ketken narsaga hem yetken musibetge hem mahsum bulmasliginiz üçün sizni g'am ustiga g'am bilan jazoladi. Alloh qilayotgan amallaringizdan o'ta xabardordir. So'ngra g'amdan keyin sizdan bir toifani qamrab olgan mudroqni omonlik qilib tushirdi. Boshqa toifa esa o'zi bilan avora bo'lib, Alloh haqida haqdan o'zga jahiliyat gumonini qilib, bizning qo'limizda nima ish bor edi? Deyişer idi. Sen işinin berçesi Allah'tandır deyip ayd. Senge aşkar kılmagan narsalarını işleri de mahfi tutarlar. Ular eğer kolumuzda bir iş bulganı da bu yerde katıl kılınmaz edik derler. Sen eğer üylerinizde bulsanız ham katıl kılınışı bitirgeller uz ulum caylarına çıkar ediler. Bu, Allah köksünüzdeki narsani sinashi ve kalbinizdekini yaxshilab poklashi uchundir. Allah kökslerdeki narsalarni ham biluvchidir, deb ayt. Albatta, ikki jamoat to'qnashgan kuni sizlardan yuz o'girib, qochganlarni ba'zi kasb qilgan narsalari tufayli shayton yo'ldan urdi xolos. Batahkid, Allah ularını af kıldı. Elbette, Allah ota mağfiretlidir, ota hilimlidir. Ey iman keltirgenler! Küfür keltirgen ve Allah ularının kalpleri de hasret kılışı üçün yeryüzü de kezip yürgen ya ki gazi bulgen biraderleri hakkıda eğer huzurumuzda bulgarlarıda olmaz ediler ve katıl kılınmaz ediler deydigan kimseler kebi bulmayın. Allah tırıldırır ve öldürür. Allah kılgen emellerinizni
körüp duruvçidir. Gerçi Allah yolunda katıl kılınsanız ham, yoki olsanız ham, Allah'tan buladigan mağfiret ve rahmet, ular cemleydigan narsadan yaxşıdır. Gerçi olsanız ham, yoki katıl kılınsanız ham, elbette Allah huzurida toplanasizlar. Allah'ın rahmeti ile ularga muloyim bo'lding. Agar qo'pol, qalbi qattiq bo'lganingda atrofingdan tarqab ketar edilar. Bas ularni afu et. Ular uchun mag'firat so'ra va ular bilan ishda mashvarat qil. Qachonki azmi qaror qilsang, Allohga tavakkul qil. Albatta Alloh tavakkul qiluvchilarni sevadir. Agar sizga Alloh nusrat bersa, sizdan g'olib keluvchi yo'q. Agar sizni yordamsiz tashlab qo'ysa, undan o'zga kim ham sizga yordam berar edi? Mo'minlar Allohgagina tavakkul qilsinlar. Nabiy o'ljaga xiyonat qilishi mumkin emas. Kimki o'ljaga xiyonat qilsa, qiyomat kuni xiyonat qilib olgan narsasi bilan keladir. Sonra her bir can kasb qilgan narsasini to'liq oladidir. Ularga zulm qilinmas. Allohning roziligini izlagan odam Allohning g'azabiga qolgan va joyi jahannam bo'lgan odamga o'xsharmidi? U qanday ham yomon borar joy. Ular Allohning huzurida turli darajalardadir. Allah qilayotgan amallarini ko'rib turuvchidir. Batahqiq Alloh mu'minlarga marhamat ko'rsatdi. Ichlariga o'zlaridan ularga Allohning oyatlarini tilovat qilib beradigan, ularni poklaydigan hamda kitobni va hikmatni o'rgatadigan rasul yubordi. Halbuki ular ilgari ochiq-oydin adashuvda edilar. Sizga musibat yetgan paytida o'zingiz ham ikki barobarini yetkazgan edingiz. Bu qayerdan deysizmi? Bu o'zingizning huzuringizdan deb ayt. Albatta, Alloh har bir narsaga o'ta qodirdir. Ikki jamoat to'qnashgan kuni sizga nima yetgan bo'lsa, Allohning izni bilan va mu'minlarni bilishi uchun hamda munofiqlik qilayotganlarni bilishi uchun yetdi. Ularga kelinglar, Allohning yo'lida urush qilinglar yoki mudofaa qilinglar deyildi. Ular, agar urushni bilganimizda sizga ergashar edik dedilar. Ular o'sha kunda iymondan ko'ra kufrga yaqinroq edilar. Og'izlari ila qalblarida yo'q narsani aytirlar. Alloh berkitayotgan narsalarini yaxshi biluvchidir. Ular urushga chiqmay o'tirib olib, birodarlariga agar bizga itoat qilganlarida qatl qilinmas edilar, deyishdi. Sen agar rostgo'y bo'lsangiz, o'zingizdan o'limni qaytaringlarchi, deb ayt. Allohning yo'lida qatl qilinganlarni o'liklar deb o'ylamanglar. Yo'q, tirikdirlar. Robbilari huzurida rizqlantirilmoqdalar. Ular Alloh o'z fazlidan bergan narsalardan xursandlar va hali ortlaridan ularga qo'shilmagan birodarlariga ularga xavf yo'qligining hamda ular mahzun ham bo'lmasliklarining xushxabarini bermoqdalar. Ular Allohdan bo'lgan ne'mat va fazlining hamda albatta Alloh mu'minlarning ajrini zoya qilmasligining xushxabarini bermoqdalar. Ular jarohat yetganidan keyin ham Allohning va Rasulning chaqiriga javob berganlardir. Ulardan yaxshilik va taqvo qilganlariga buyuk ajr bordir. Ularga kishilar, albatta odamlar sizga qarshi kuch to'pladilar, ulardan qo'rqinglar deganda,
bu ularning iymonlarini ziyoda qildi va bizga Allohning o'zi yetarli va u qanday ham yaxshi vakil dedilar. Biz Allohning ne'mati va fazli ila o'zlariga yomonlik yetmasdan qaytdilar va Allohning roziligini izladilar. Alloh buyuk fazl egasidir. Albatta ana o'sha shayton o'z do'stlaridan qo'rqitur. Bas agar mu'min bo'lsangiz, ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Kufrga oshiqayotganlar seni mahzun qilmasin. Albatta ular hargiz Allohga biror zarar yetkaza olmaslar. Alloh ularga oxiratda nasiba qo'ymaslikni iroda qiladir. Ularga buyuk azob bordir. Albatta kufrni iymonga sotib olganlar hargiz Allohga biror zarar yetkaza olmaslar. Ularga alamli azob bordir. Kufr keltirganlar ularga muhlat berib qo'yganimizni o'zlari uchun yaxshi deb hisoblamasinlar. Biz ularga faqat gunohlari ko'payishi uchungina muhlat berib qo'yamiz. Ularga xorlovchi azob bordir. Alloh mu'minlarni pokidan nopokini ajratmasdan siz turgan holda qo'yib qo'ymas. Alloh sizlarni g'aybdan xabardor qilib qo'ymas. Lekin Alloh o'z rasullaridan o'zi xohlagan kishini tanlab oladir. Bas Allohga va uning rasullariga iymon keltiringlar. Agar iymon keltirsangiz va taqvo qilsangiz, sizlarga buyuk ajr bordir. Alloh o'z fazlidan bergan narsaga baxillik qiladiganlar buni o'zlariga yaxshilik deb hisoblamasinlar. Aksincha, bu ularga yomonlikdir. Qiyomat kuni baxillik qilgan narsalari ila bo'yinlari o'ralur. Osmonlarning yerning merosi Allohnikidir va Alloh qilayotgan amallaringizdan o'ta xabardordir. Batahqiq Alloh albatta Alloh kambag'al biz esa boymiz deganlarning gapini eshitdi. Aytganlarini va rasullarini nohaq o'ldirganlarini tezda yozib qo'yamiz va yonish azobini toting deymiz. Bu qo'llaringiz taqdim qilgan narsa va albatta Alloh bandalarga hech ham zulm qiluvchi emasligi sababidandir. Ular albatta Alloh to bizga o't olov yeb bitiradigan qurbonlik keltirmagunicha biror rasulga ishonmasligimizga bizdan ahd olgan deydiganlardir. Sen batahqiq mendan oldin ham sizlarga rasullar ochiq oydin hujjatlar va sizga aytgan narsa bilan kirganlar. Xo'sh, agar rostgo'y bo'lsalaringiz, nima uchun ularni qatl ettingiz deb ayt. Agar seni yolg'onchiga chiqarsalar, sendan oldin ochiq-oydin mo'jizalar, hikmatli kitoblar va nurafshon kitob bilan kelgan rasullarni ham yolg'onchiga chiqarganlar. Har bir jon o'limni totguvchidir. Qiyomat kuni ajrlaringizni to'lig'icha olursiz. Kim olovdan uzoqlashtirilsa va jannatga kiritilsa, shubhasiz yutuqqa erishibdi. Dunyo hayoti esa aldov matohidan boshqa narsa emas. Albatta, mollaringiz va jonlaringizda sinalajaksiz. Va albatta, sizdan oldin kitob berilganlardan va shirk keltirilganlardan ko'plab azor eshitajaksiz. Agar sabr qilsangiz va taqvo qilsangiz, albatta bu azimatli ishlardandir. Alloh uni odamlarga albatta bayon qilgaysiz va berkitmassiz deb kitob berilganlarning ahdi paymonlarini olganini esla. Biz uni ortlariga qarab otdilar va ozgina bahoga sotdilar.
satıp alayotgan narsalari qanday ham yomon. Qilganlariga xursand bo'lib, qilmaganlariga maqtanishni suyadiganlarni azobdan najotda deb hisoblama. Ularga alamli azob bor. Osmonlar va yerning podshohligi Allohnikidir va Alloh har bir narsaga o'ta qodirdir. Albatta, osmonlar va yerning yaratilishida hamda kecha va kunduzning almashib turishida aql egalari uchun oyat, belgilar bor. Ular Allohni tik turgan, o'tirgan va yonboshlagan hollarida zikr qiladilar va osmonlar va yerning yaratilishi haqida tafakkur qiladilarki, Robbimiz, buni bekorga yaratganing yo'q, o'zing poksan, bizni olov azobidan saqlagin. Robbimiz, albatta, sen kimni olovga kiritsang, batahqiq uni sharmanda qilibsan va zolimlarga hech qanday yordam beruvchilar yo'q. Robbimiz, biz Robbingizga iymon keltiring deb iymonga chorlayotgan nido qiluvchini eshitdik va iymon keltirdik. Robbimiz, bizni mag'firat qilgin va yomonliklarimizni o'chirgin hamda abrorlar bilan birga o'ldirgin. Robbimiz, bizga rasullaringga va'da qilgan narsalaringni bergin va bizni qiyomat kuni sharmanda qilmagin. Albatta, sen va'daga xilof qilmassan. Robbilari ularga, men sizlardan erkak va ayol amal qiluvchining amalini zoyi qilmasman. Ba'zingiz ba'zingizdansiz. Hijrat qilgan, diyorlaridan chiqarilgan, mening yo'limda aziyat chekkan, jang qilgan va qatl etilganlarning yomonliklarini o'chirgayman hamda ularni albatta ostilaridan anhor oqib turgan jannatlarga kiritgayman. Alloh huzuridan savob o'laroq deya ijobat qildi va Alloh huzurida go'zal savob bo'lgan zotdir. Kufr keltirganlarning yurt kezishlari seni aldab qo'ymasin. Ozgina mato, so'ngra joylari jahannamdir. U qanday ham yomon yotoq. Lekin Robbilariga taqvo qilganlar uchun ostilaridan anhorlar oqib turgan jannatlar bo'lib, ularda mangu qoluvchidirlar. Alloh huzuridan ziyofat olaroq, Alloh huzuridagi narsalar abrorlar uchun yaxshidir. Albatta, ahli kitoblardan Allohdan xokisorlik ila qo'rqib, Allohning oyatlarini arzon bahoga sotmay, Allohga, sizlarga nozil qilingan narsaga, o'zlariga nozil qilingan narsaga iymon keltiradiganlari bor. Ana o'shalarga Robbilari huzurida ajrlar bordir. Albatta, Alloh o'ta tez hisob qiluvchidir. Ey iymon keltirganlar, sabr qiling, sabrda ustun keling. Qo'rqsinlikda shay turing va Allohga taqvo qiling, shoyatki zafar topsangiz.